Sinem Ökten çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş antrenmanı da başladı. O gün Şahinoğlu ile birlikteyiz. Tabii az önce kulüp doktoru Kerem Ülkü'nün yapmış olduğu açıklamalar var. Kaçıranlar için özellikle önemli olan noktayı vurgulayalım. Yaptığımız detaylı analizlerin sonrasında oyuncumuzun kardiyolojik sisteminde herhangi bir sorun olmadığı gözlemlendi. Bu şu demek oluyor. Futbol hayatında tehlikeye sokacak bir durum yok. Hatta hoca süre vermekten biraz kaçındı ama o gün sanıyorum milli maç haftasından sonra gelecek. Çok kısa En Sakala ile ilgili yorumunu alalım. Ardından transferle ilgili konuşacağız. Tabii ki güzel haber olmuş oldu. En Sakala adına da, futbol severler adına da güzel haber olmuş oldu. Kısa bir dinlenmenin ardından En Sakala geri dönecek. Herhangi zaten konuştuk. Herhangi bir futbol oynamasına engel bir durum teşkil eden herhangi bir husus yok. Dolayısıyla senin de dediğin gibi milli aradan sonra geri dönecektir. Kendisine tekrar geçmiş olsun. En Sakala'ya geçmiş olsun. Tabii Beşiktaş antrenmanı var. Antrenmandan notları aktaracağız ama Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Durçebi'nin yaklaşık yarım saat 45 dakika önce yapmış olduğu açıklamalar vardı. Transfer gelişmesi olarak paylaşabiliriz. Beşiktaş Kulübü resmi olarak Umut Meraş için Le Havre kulübüne 1 milyon euroluk resmi teklifte bulundu. Oyuncuyla da 2+1 yıllık sözleşme üzerinden görüşmeler başladı. Evet. Tekrar edelim. 1 milyon euroluk bir bonservis teklifinde bulundu. Oyuncuyla da aslında şunu söylersek yanlış olmaz. Umut Meraş Beşiktaş'a gelmek istiyor mu? Gelmek istiyor. Umut Meraş ve Beşiktaş arasında anlaşma sağlandı. Beşiktaş bu saatten sonra Le Havre kulübüyle pazarlık sürecine başladı. Sevgili Barış'tan da rica edeyim antrenmana dönelim. Bunun üzerine seninle özellikle Umut Meraş konusu üzerinden konuşmaya devam edelim. Umut Meraş, sendeki bilgiler nedir ve özellikle Beşiktaş'a gelmesi durumunda katkısı ne olur? Şimdi Umut Meraş'ı Sergen Hoca istiyor. Bir kez bundan başlayalım. Sergen Hoca neden istiyor? O sol bek mevkisinde Fabrice Ensekala ve Rıdvan Yılmaz vardı. Orada bir savunmada yerli oyuncu ihtiyacı vardı biliyorsun ki. Kaan Ayhan transferi biraz artık zor gibi görünüyor. Çok zor. Yani çok zor hatta, evet. Dolayısıyla orada bir yerli alternatif ne olabilirdi? Sol bek. Burada Rıdvan Yılmaz'la birlikte rekabete girecek ciddi bir oyuncu ihtiyacı vardı ki Umut Meraş da bu noktada Beşiktaş'ın gündemine girdi. Senin de az önce bahsettiğin gibi 2+1 yıllık bir teklif söz konusu Umut Meraş'a ve 2+1 yıllık teklifin içeriğinde de şöyle, ben de sana ek yapmış olayım. Lütfen. Sen Le Havre'ye 1 milyon euroyu söylemiş oldun. Umut'a 800 bin euro şeklinde bir Beşiktaş'ın teklifi var. Üzerine de performansa bağlı olarak bonus maddeleri ekliyor. Umut'un daha önce farklı kulüplerden istediği bir rakam vardı. Yaklaşık 1 milyon 200 bin euro gibiydi. Bu rakamı da Beşiktaş o şekilde kapatmak istiyor. Kendisi de Beşiktaş'a gelme arzu ve isteğini şöyle gösteriyor. Le Havre'de olan alacaklarının belirli bir bölümünü kulübünde bırakmayı kabul ediyor. Orada en fazla kazanan oyunculardan bir tanesiydi. Kulübü dolayısıyla ciddi bir sıkıntı içerisinde ve hem bonservis geliri elde etmiş olacak hem de maaşından kurtuldu. Ben transferin çok uzamayacağını, hafta sonu en geç biteceğini düşünüyorum. Birkaç gün içerisinde olumlu seyredeceğini düşünüyorsun. Bu transferi aslında Beşiktaş kulübü yetkilileriyle, kulüp profesyonelleriyle veya Sayın Başkan da aslında hem Umut Meraş üzerinden konuştu ama şöyle yorumlanıyor. Kaan Ayhan'la ilgili ısrar çok fazla vardı. Orada biraz istediği sonucu alamayınca Beşiktaş yerli oyuncu sıkıntısından dolayı mevki değişikliği oldu. Bunu sen de ifade ettin. Beşiktaş kulübü yöneticileri de bu şekilde ifade ediyor. Yani. Biz aslında stoper istiyorduk yerli. Kaan Ayhan ilk sırada biraz olumsuz. Evet. Artık bir anda En Sakala'nın da durumuyla birlikte, çünkü evet Kerem Hoca kulüp doktoru milli maç haftasından sonra işaret ediyor ama orada bir soru işareti de var. Bu süre 1-2 ay gibi bir süre olursa Beşiktaş bunun da önlemini almak istiyor. O nedenle sol beke yönelildi. Stoperle ilgili neler söylersin? Umut Meraş'ı değerlendirdik. 1 milyon euroluk teklif. Stoperle ilgili Kaan Ayhan zor. Peki sonra ne olacak? Kaan'dan sonra yerli alternatiflerini şöyle bir düşündüğümüz zaman seninle birlikte çok fazla Beşiktaş için seçenek kalmadı. Bazılarını Sergen Hoca'nın istemediğini biliyoruz. Bazı oyuncularla ilgili de kulüplerinin istediği rakamların Beşiktaş'a çok yüksek geldiğini öğrenmiştik. Dolayısıyla Beşiktaş'ın elindeki yerli alternatifler çok ciddi derecede azalmıştı zaten. Kaan Ayhan hani son hamle gibi duruyordu bu noktada. Kaan transferinin artık gerçekleşmesinin çok zor olduğunu düşünürsek Beşiktaş'ın oraya yabancı oyuncu yöneleceğini
görebiliyoruz. Yani ama şimdi Sayın Ahmet Nur Çebi şundan bahsediyor. Yerli oyuncu sayısını arttırmaktan bahsediyor. Can Bozdoğan orta sahaya transfer yapılıyor mesela. Şalke 04'ten. Evet, Şalke 04'ten orta sahaya bir transfer gerçekleşiyor. Yani orada da bir alternatif oluşuyor. Sol bekliyor Umut Meraş. Stoper'de yeniden bir yerli oyuncunun gündeme gelmesi için daha önce girişimde bulunan oyunculardan ya kulüplerinin yüksek meblağ istediklerinin düşmesi gerekiyor ya da teknik ekibin fikrini değiştirmesi gerekiyor kısaca. Dolayısıyla yabancı oyuncu konusu gündeme gelebilir. Burada sürpriz isim de çıkabilir, sürpriz olmayan isim de çıkabilir. Beşiktaş'ın da yakından bildiği. Dolayısıyla yani Beşiktaş şu an sol bek transferini yaptıktan sonra, yani Umut Meraş transferini resmiyeti kazandırdıktan sonra stoperdeki hamlesini yapacak. Birazdan muhtemelen değineceğiz. Orta saha transferi de en son gündem maddesi olacak gibi. Orta saha demişken değinelim. Beşiktaş antrenmanında En Sakalı haricinde bir eksik oyuncu yok. Bunu da söylemiş olalım. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi yapmış olduğu açıklamada yaklaşık yarım saat 45 dakika önce, Gedson Fernandez başarılı bir futbolcu almak için niyetlendik ama şu anda o konudaki isteğimiz ortadan kalkmış durumda. O işleri görebilecek futbolcularımızın olduğunu düşünüyoruz diyor. Aslında çok fazla üzerine konuştuğumuz bir isimdi. Aslında bunu son iki günlük gelişmeleri takip ettiğimiz zaman Benfica'nın son zamanlarda oynatmadığını da hesaba alırsak, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi transferde çok deneyimli bir isim ve bu sezon yapmış olduğu hamleler, bu sezon yapmış olduğu transferler çok başarılı. Bir oyalama taktiği, bir blöf diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Neden diyebiliriz? Sendeki bilgiler de mi böyle? Şimdi şuradan başlayalım. Bazı kulüp başkanları, yani kulüp başkanları geneli oyuncularla ilgili resmen böyle özel oyuncularla ilgili özel olarak resmen bitti, anlaştık vesaire demekten imtina ederler, çekinirler. Dolayısıyla Gedson Fernandez'in ilk haberini yaptığım dönemi hatırlıyorum. O dönemde Sayın Başkan gündemlerinde olmadıklarını iletmişti, evet. Ki çünkü biliyorsun transferde bir isim çıktığı zaman vesaire farklı menajerler devreye girebiliyor. Çok farklı şeyler çıkıyor ortaya, rakamlar yükselebiliyor vesaire. Beşiktaş daha önce yaptığı teklifi zaten sen haberleştirmiştin. Sen de haberleştirmiştin. Yani %50'sine, evet. 7,5 milyon euro gibi bir de. Ama bu rakam kabul edilmemişti. Beşiktaş burada transfer politikasında nasıl değiştirdi Gedson Fernandez ile ilgili? Benfica kiralamayı düşünürse talip oluruz şeklinde. Şimdi bu, Sayın Başkan'ın açıklamalarından bugün itibariyle gündemlerinde olmadıklarını görüyor. Daha önce oldu dedi. İşte daha önce oldu dediği senin haberin aslında. Hı hı. Yani %50'sine %7,5 konusu. Şimdi baktığımız zaman durum nedir? Beşiktaş yarın Benfica ben oyuncuyu kiralamayı kabul ediyorum düşünüyor musunuz dediği zaman Beşiktaş orada düşünecektir. Ve burada aslında teyit ettirdiğimiz bir bilgi şu. Beşiktaş'ın, en azından ben kendi adıma konuşayım, sen de bana katılacaksın, o yüzden senin adına da konuşabilirim. Sayın Başkan bunu söylemiş olmasına rağmen Sayın Başkan'ın transferde çok fazla planları, çok fazla yol haritası var. Bunu elbette biliyoruz. Halen Gedson Fernandez için Beşiktaş son günü kadar bekleyecek. Buna katılır mısın? Katılıyorum. Dediğim gibi Beşiktaş Gedson Fernandez ile ilgili kulübünün kararını bekliyordu. Şu an gündemde var mı? Şöyle yani kulübüyle resmi bir görüşme var mı Beşiktaş'ın masada? Yok. Hı hı. Yani resmi olarak bir görüşme yok. Bir, en azından bendeki bilgi bu yönde. Hı hı. Beşiktaş'ın gündeminde olması için ne gerekti? İki kulübün iletişime geçip pazarlık yapması vesaire gerekli. Bunun için de hangi ortamın sağlanması gerekiyor? Benfica'nın Gedson Fernandez'i artık kiralık olarak göndermeyi kabul etmesi gerekiyor. Yani bunu en azından ilgilenen kulüplere, transferini düşünen kulüplere iletmesi gerekiyor. Beşiktaş da en başından beri bunu bekliyordu. Yarın öbür gün Benfica kulübü Gedson Fernandez ile ilgili kiralama kararı alırsa Beşiktaş'ın gündeminde yer edinecektir ve görüşmeler yapılacaktır. O gün bu arada gerçekten Beşiktaş'taki arkadaşlık ortamının, Beşiktaş'taki güzel atmosferin bir örneğini görüyoruz şu an. Futbol takımı ikiye ayrılmış durumda. Çok eğlenceli bir antrenman gerçekleşiyor. Yine başrolü orada Valentin Rossi her zaman çekiyordu ama bugün itibariyle transferinden sonra Michy Batshuayi'nin de çok fazla derecede sıcak bir ortamda olduğunu Enkudu ile birlikte. Evet. Zaten frankofon onların hepsi. Fransızca konuşan oyuncular. Çok fazla oyuncu var frankofon.
Beşiktaş'taki aile ortamında en önemli nedenlerinden biri bu sanırım. Yani evet, geçtiğimiz sezonda hatırlarsın yani Gezal, Rozier, Enkudu, Larin, Abubakar, güzel bir birliktelik vardı. Tabii orada Josef de Souza da var. Aynı dili konuşmaya, Beşiktaş'ta aynı dili konuşmaya gerek olmadığını göstermişler. Evet. Josef'in Rozier'le olan ilişkisi vesaire hepsini görüyorduk. Bu sezonda Beşiktaş'taki o ortam, geçtiğimiz sezon hani o sorunsuz, futbol arasında sorun yaşanmayan ortam kaldığı yerden devam ettiğini görebiliyoruz. Başakşehir'de çabuk uyum sağlayan oyunculardan bir tanesi oldu. Tabii ki burada Enkudu'nun da katkısı yadsınamaz. Her zaman arkadaşlarını çok çabuk motive edebilen takımın eğlenceli simalarından birisi. Dolayısıyla iki yakın arkadaş olduğu için de Batshuayi'nin de ısınması çabuk oldu Beşiktaş'a. Batshuayi demişken henüz maç için ilk 11 haberi yapmak için, muhtemel 11 haberi yapmak için erken ama bu hafta itibariyle Mişi Batshuayi'nin Beşiktaş'ta ilk 11'de oynama ihtimali çok kuvvetli. Evet, yani şöyle düşünelim. Şimdi Sergen Hoca'nın geçtiğimiz hafta şunu hatırlayalım. Sergen Hoca ikinci yarı değişiklik yaparken yerli oyuncu, yabancı oyuncu konusunda bir sıkıntı yaşamıştı. Mecburi değişiklikler. Ancak bu hafta en sakalında olmayacağını düşünürsek, sol bekte Rıdvan olacağını düşünürsek Batshuayi'nin rahatlıkla görev alabileceğini söyleyebiliriz. Sevgili Ogün, çok teşekkür ederim kıymetli görüşlerinden dolayı. Artık bizler için ayrılan sürenin de sonuna geliyoruz Beşiktaş antrenmanında. Fabrice Nsekala dışında Beşiktaş'ta eksik bir oyuncu yok. Transfer gelişmesi olarak Beşiktaş Le Havre'ye 1 milyon euroluk resmi teklifini iletti Umut Meraş için. Görüşmeler devam ediyor. Umut Meraş da Beşiktaş'a gelmek istiyor. Beşiktaş Umut Meraş'la anlaşma sağladı. Kulübüyle de anlaşma sağlaması yakın. Sevgili Ogün de ifade etti bunu. Hafta sonuna doğru bu transferin olumlu şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz. Bizim Ümraniye'den, Nevzat Demir tesislerinden aktaracağımız bilgiler bu kadar. Sözü bir kez daha Sinem Ökten'e bırakalım.